Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf çanta yayınları matematik soru bankasında test 4'te dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet, birinci sorumuzu inceleyelim arkadaşlar. Yukarıdaki ABC üçgeninde AB kenarının uzunluğu AC kenarının uzunluğundan büyük olduğuna göre BCA açısının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar AB kenarı AC kenarından büyük olduğuna göre AB kenarı arkadaşlar hangi açının karşısındaydı? C açısının karşısındaydı. O halde C açısı da B açısından büyüktür diyoruz. Çünkü büyük açı karşısında en uzun kenar vardı. Küçük açı karşısında küçük kenar var diye söylemiştik. Arkadaşlar şimdi bu soruda eşit olsaydı diye düşünüyorum. Eşit olsaydı B ve C'nin alabileceği değerler 180'den 78 çıkarıyorum. 102 derecedir. Eşit olsaydı dağıtalım arkadaşlar 102'yi. 2 eş parçaya bölüyorum. 51'er derece olurdu. Bakın arkadaşlar normalde eğer eşit olsaydı 51 derece ve 51 derece olur demiştik. O halde C arkadaşlar dikkat ettiyseniz B'den daha büyük olduğuna göre C 51'den daha büyük olmak zorunda. O halde bir tanesini buraya alıyorum arkadaşlar. Buraya gelebilecek en küçük sayı ne olmalı? Şöyle temizleyerek yazalım. En küçük sayının 51'i 51'in bir tanesini alacak olursam buraya en küçük olarak 52 gelir. Buraya da 50 gelmelidir diyoruz ve C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur diyorum. Temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. İkinci soruya devam ediyorum arkadaşlar. ABC kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan bir üçgen olmak üzere. BAC küçüktür. ABC açısı o da küçüktür. BCA açısı ve AC'nin değeri 4 santimetredir. Yukarıdaki verilere göre kaç farklı ABC üçgeni çizilebilir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle bir ABC üçgeni çizelim. A, B ve C dedim düşünelim. A açısı arkadaşlar en küçük açı. Bakın burası küçük diyorum. B açısı ortanca açı, ortadaki açı ve C açısı da en büyük açımız. Ve AC'nin değeri 4 santimetre arkadaşlar. Şimdi burada AB ile BC'ye vereceğimiz değerler aynı zamanda üçgen eşitsizliğine uyması gerekir diye düşünüyorum. Arkadaşlar örneğin ben buraya 1 verirsem buraya 4'ten büyük bir sayı vermek zorundayım 5 veririm. Bakın 1, 4, 5 üçgeni acaba üçgen eşitsizliğine uyar mı diye düşünüyorum. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Küçükleri topluyordum arkadaşlar. En pratik yol ile. Bakın küçüklerin toplamı 5'tir. Büyük olan kenardan daha büyük olmak zorundaydı. Ama burada eşit olduğu için bu üçgen çizilemez diyorum. Demek ki arkadaşlar biz 1 ile 5'i vermeyeceğiz diye düşünüyorum. O halde 4'ten küçük olan arkadaşlar 2 değerini versem. 2, 4 ve 5 üçgeni çizilir mi diye kontrol ediyorum. Bakın üçgen eşitsizliğini 2 ile 4 topluyorum. 6 evet diğer kenardan büyük diyor. Bakın o halde bu üçgen çizilebilir diyorum. Daha sonra arkadaşlar 2 değiştirecek olursam bunu 3 yapalım. 3, 4, 5 üçgeni olur mu diye düşünüyorum. Bakın küçükleri toplayalım. 3 artı 4 evet 7'dir. 7 de 5'ten büyük olduğu için bu üçgende çizilir diyorum. Bir de arkadaşlar 5'i büyüteyim. Şöyle 5'i 6 yapsam AB kenarını. Bakın 3, 4 ve 6 üçgeni olacak mı? 3, 4, 6. Yine küçükleri toplayalım. 3 artı 4, 7'dir. 7, 6'dan büyük arkadaşlar. Pardon 7, evet 6'dan büyüktür diyorum. Ve bakın bu üçgende çizilir diyorum. O halde 3 tane farklı üçgen çizilir diyoruz. B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur diyoruz. Temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Üçüncü soruya baktığımız zaman yukarıda verilen ABC üçgeninin dış açıların ölçüler açıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır diyor. Arkadaşlar iç açıları sıralayacağım. Dış açılar bunun tam tersidir diye düşüneceğim. Şimdi baktığımız zaman buradaki en büyük açı arkadaşlar şu B açısıdır. B açısı çünkü 8'in karşısında. Bu en büyüktür. Daha sonra A açısı
karşısında çünkü 6 var. Ve daha sonra da C açısı en küçük açıdır diyoruz. Arkadaşlar dış açıyla iç açı birbirini 180'e tamamladığına göre buradaki en büyük değer arkadaşlar Z olmak zorunda. Çünkü küçükse iç açı küçükse dış açı o kadar büyüktür diye düşünüyorum. O halde Z evet küçükten büyüğe dediğine göre bu sefer de arkadaşlar en küçük burada en büyük açının karşısındaki yani komşusu olan B'nin komşusu Y'dir diyorum. Bakın sadece oklar yer değiştirdi. A'nın yanındaki arkadaşlar dış açımız X'ti. O da C'nin yanındaki dış açı Z'den küçük olmak zorunda diyorum. Y, X ve Z sıralaması B şıkkında görüyorum. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. KLM bir üçgen ve KN LKM açısının açıordayıdır. LNM ve LN ve M doğruları doğrusal olduğuna göre doğrusal olmak üzere aşağıdakileri hangisi yanlıştır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şu K açısının ölçüsünü bulacak olursam 35 ile 75'i topluyorum. 110 derecedir. 180'den 110'u çıkaracak olursak 70 derecedir. K açısının ölçüsü diyorum. Açı ortay olduğuna göre bunlar iki eş parçaya ayrılıyor. O halde burası 35, burası 35 derecedir diyorum. Bakın burası 35, burası 75 ise arkadaşlar buraya 70 derece kalır diyoruz. Aynı şekilde buraya da 110 derece kalır dedik. Ne yapmış oldum? Verilmeyen açıların ölçüsünü bulmuş olduk diyoruz. Şimdi hangisi yanlış diyor arkadaşlar? O halde ben öncelikle değer verecek olursam arkadaşlar en pratik yol değer verme yöntemiydi. Ortaya 10 diye bir sayı verecek olursam. Şimdi soldaki üçgene göre arkadaşlar bu 10 35'in karşısına bakın. O halde şu 35'in karşısındaki değer de 10 olmak zorunda. En büyük değerimiz arkadaşlar açı olarak 110 derece. Bu da 10'dan büyük olmak zorunda 11'dir diyorum. Şimdi sağdaki üçgene baktığımız zaman 75 bizim için buradaki en büyük açıdır. Ve bu 10 en büyük olacak arkadaşlar. O halde 70'in karşısı 10'dan küçük 9 olur. 35'in karşısı da 8 olur diyorum. Şimdi arkadaşlar şıklara baktığım zaman LN KL'den küçüktür diyor arkadaşlar. LN'ye bakıyorum. LN'ye ne dedim arkadaşlar ben burada? 10 dedim. KL'ye bakıyorum. KL 11. Evet küçüktür doğru. B'ye bakıyorum. LN'nin değeri 10 bulmuştum arkadaşlar. MN'nin değeri MN 8 arkadaşlar. Bakın eşit diyor. Eşit değildir arkadaşlar. O halde yanlıştır diyorum. Yine diğer şıklara bakalım. C'ye baktığımız zaman KM 9 bulmuştum. KN 10'du arkadaşlar. Evet 9 10'dan küçüktür. Doğrudur diyorum. Bunlar doğru. Sonra D'ye baktığımız zaman KM'nin ölçüsü 9 dedim. LN'nin ölçüsü arkadaşlar. LN de 10'dur. Bakın bu da doğrudur diyoruz. Evet temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet yukarıdaki şekilde BC AC'ye diktir arkadaşlar. Olduğuna göre X yerine gelebilecek yazılabilecek en küçük tam sayı değeriyle en büyük tam sayı değerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar üçgen eşitsizliğine göre düşünecek olursam bakın burada 90 dereceden karşısında 10 var arkadaşlar. O halde X'in alabileceği değer ondan mutlaka ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda arkadaşlar. X 10'dan küçük olmak zorunda diyorum. Çünkü ABC üçgene göre bu dikkenardır. Üçgen eşitsizliğimizi ACD üçgenine göre oluşturacak olursak 8 eksi 6 küçüktür x. O da küçüktür. 8 artı 6 diyorum. 8'den 6 çıkardım. 2 küçüktür x. O da küçüktür 14 dedik. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Burada x'in alabileceği değerler 10'dan küçük olacak demiştim. O zaman tekrar yazıyorum bakın. X'i 14'ten değil de 10'dan küçüktür gibi düşünüyorum. Evet alabileceği değerler 3, 4, 5 devam ediyor. Nereye kadar? 9'a kadar. En küçük arkadaşlar 3 olur. En büyük 9 olur. O halde 3 artı 9 sorumuzun cevabı da 12 olur diyoruz. B şıkkı doğru cevaptır. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum.
Evet, bir ABC üçgeninde BAC'nin ölçüsü 120 derecedir. Buna göre üçgenin kenarları arasındaki aşağıdaki hangi ilişki doğru olamaz diye soruyor. Arkadaşlar bir ABC üçgeni çizelim ve A açısını 120 derece olarak gösterelim. Şöyle bir üçgen olsun. A, B ve C. Bakın burası 120 derece ise buradaki en uzun kenar ve en büyük kenar arkadaşlar ne olmalı? BC olmalı diyorum. Şimdi şıklara baktığım zaman BC'nin arkadaşlar büyük olmadığı bir değer arıyorum. Bakın A şıkkı olabilir. Çünkü diğerleriyle ilgili bir bilgim yok. BC büyük olacak arkadaşlar. Şartımız bu. B'ye bakıyorum. Yine BC'nin büyük olduğunu görüyorum. Olabilir diyorum. C'ye bakıyorum. AB ile AC birbirine eşit arkadaşlar. Ve yine BC bunlardan daha büyüktür. Evet olabilir. Ama D'ye baktığım zaman AB ile BC birbirine eşit diyor. Bakın şurası önemli. Arkadaşlar A açısının karşısındaki BC arkadaşlar dikkat edin. AB'den eşit olacak ve bu AB de arkadaşlar AC'den büyük olacak diyor. Yani şöyle diyoruz. Ben buraya değer verecek olursam BC arkadaşlar örneğin 10 olabilir diyorum. AB ile BC eşit olabilir mi diye düşünüyorum. Bakın buraya 10 diyebilir miyim? Yani 120 karşısındaki en büyük olmak zorundaydı. Bunlar birbirine eşit olamaz arkadaşlar. Onun için burada bizim hatamız bunları eşit tutmaktadır diyoruz. Ve D şıkkı burada sorumuzun doğru cevabı olur diyoruz. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıdaki KLN dik üçgeninde x bir doğal sayı olmak üzere KL x artı 4 hemen yazalım. X artı 4. KM 2x eksi 2. KM arkadaşlar şurası 2x eksi 2. Olduğuna göre K'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar K'nin en dışarıdaki. Şöyle düşünüyorum burada. Şu L açısının karşısında olduğu için 2x eksi 2 x artı 4'ten büyük olmak zorunda. Yani 2x eksi 2 büyüktür x artı 4 diyorum. Buradan x'in alabileceği değere bakıyorum. Evet x'in alabileceği değer arkadaşlar bakın. X'i buraya eksi 2 karşıya aldığını düşünüyorum. 2x eksi x büyüktür 4 artı 2'den. Evet x büyüktür 6. Yani x arkadaşlar burada 6'dan büyük olacak diye yazalım. Evet 6'dan büyük olmak zorunda. 6'dan büyük arkadaşlar ne olur? 7, 8, 9 gibi sayılar olur. En küçük dediği için ben burada 7'yi kabul ediyorum. Arkadaşlar 7'yi kabul ettiğimize göre yerine yazalım arkadaşlar. Bakın KL'ye ben x artı 4 olduğu için 7 artı 4 diye düşünüyorum. Yani 11'dir. Burada dik kenar arkadaşlar yine L'dir. O halde ne olmak zorunda? 11'den büyük olmak zorunda diyorum. Evet. 11'den büyük olacak. Ama şuraya da dikkat edelim arkadaşlar. 2x eksi 2'nin değerini bir hesap edelim. 2x eksi 2. X yerine 7 koyarsam 2 çarpı 7 eksi 2'den 14 eksi 2. Bakın burada da 12'den büyük olmak zorunda diyorum. Çünkü daha büyüktür arkadaşlar. Bakın bu da geniş açı çünkü arkadaşlar. Öyle düşünelim. Yani hem 11'den büyük olacağız hem de 12'den büyük olmak zorunda diyorum. 11 ve 12'den büyük olan sayı ve en küçük değer C şıkkındaki 13'tür diyorum. Temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Ata dikdörtgen biçimindeki bir kağıdı şekildeki gibi kesip AED üçgeni oluşturmuştur. AED üçgeninin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır diyor. Arkadaşlar öncelikle verilmeyen açıları bulmak istiyorum. Bakın burası 90 derecedir. O halde şurası arkadaşlar 40 ile buranın toplamı 90 olmak zorunda. ECD üçgenine baktığım zaman burası 50'dir diyorum. Tamamı 90 olduğu için buraya 40 derece kalır. Bakın 70 40 daha 110 derecedir. 180'den 110'u çıkarıyorum. 70 derecedir diyorum. Şu alttaki açıyı. Demek ki arkadaşlar bakın iki tane kenarımızın köşedeki açılar birbirine eşittir. Demek ki şu iki kenar birbirine eşit olacak. Yani ED ile AD'nin uzunlukları birbirine eşit olacak diyoruz. Ve en küçük kenarda arkadaşlar ne olmak zorunda? AE olmak zorunda diyoruz.
Çünkü o da 40'ın karşısında diye söylüyoruz. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar 8. sorumuzda şıklara DE ile AD birbirine eşit olacak dedik. Bakın. Evet, A şıkkına baktığımız zaman eşittir ve bu da AE'den büyüktür diyoruz. Doğru cevabı bulmuş olduk. A şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 9. soruya baktığımız zaman şekilde KN ile KL, KN KL'ye diktir arkadaşlar. Bakın 90 dereceyi gösterdi. ML 12 santimetre, KL 10 santimetre ve NM 5 santimetredir. Buna göre LN'nin alabileceği tam sayı değeri kaç tanedir diye sordu. Arkadaşlar ben buraya x dersem şuraya dikkat edeceğiz. Bakın bu x 90 derecenin karşısında arkadaşlar. O halde ne olmak zorunda? 10'dan büyük olmak zorunda diyorum. Şimdi burayı düşünmeden arkadaşlar üçgen eşitsini kuracak olursam 12 eksi 5 küçüktür. X o da küçüktür. Pardon. Küçüktür. 12 artı 5 diyelim. Yani 7 küçüktür x, o da küçüktür 17. Arkadaşlar normalde eğer burada açı olmasaydı 7 bizim için buradaki sınır olacaktı ama diyoruz ki açı olduğuna göre bu da 10'dan büyük olmalı diyoruz. Yeni üçgene eşitsizliğini 10 küçüktür x, o da küçüktür 17 diye yazıyorum. Demek ki 10'dan büyük 17'den küçük olan sayılardır. 12, 13, 14, 15 ve 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Evet, sorumuzun cevabı 6. A şıkkı olur diyorum. Temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, yukarıdaki şekilde BAC 54 derece, ACB 66 derece, DBC 63 derece ve BDC 60 derecedir. En kısa kenarı istiyor. Arkadaşlar öncelikle verilmeyen açıları bulalım. 66 ile 54 topluyorum. 10, 120. 180'den 120'yi çıkaracak olursak 60 derecedir. Bakın şu açının ölçüsü. Alttaki üçgene bakıyorum. 60 artı 63 123'tür. 180'den 123'ü çıkarıyorum. 57 derece olur. Şuradaki BCD açısının ölçüsü. Evet. Bizden en kısa kenarı istedi arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki üçgene, aşağıdaki üçgene göre bakabilirim. Veya her zaman kullandığım arkadaşlar değer verme yöntemini kullanmak istiyorum. Şimdi değer verecek olursam arkadaşlar ortaya herhangi bir yere 10 sayısını yazıyordum hatırlarsanız. Şimdi yukarıdaki üçgene baktığımız zaman bu 10'un karşısında arkadaşlar 54 var. O halde 54'ten büyük olan açı 60'tır. Bunun alması gereken en küçük sayı 11'dir demiştim. 66 yani AB'nin de 12 olması gerekir diye söylüyorum. Burada arkadaşlar en pratik yol değer verme yöntemidir diyoruz. Alttaki üçgene bakıyorum. Bu 10 arkadaşlar şimdi 60'ın karşısında olduğunu gördüm. O halde 57'nin karşısındaki değer şu BD arkadaşlar ondan daha küçük olan 9 olmalıdır. 63'ün karşısı da 11 olmalıdır diyorum. Bakın en kısa kenar arkadaşlar ortaya çıktı. 9 birim ile BD'dir diyoruz ve B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur diyorum. Arkadaşlar bu sorularda en pratik yol tekrar hatırlatıyorum değer verme yöntemidir. Bir önceki konu anlattığım videomda da yine bir değer verme yöntemi kullanmıştım. Lütfen o yöntemden faydalanmayı ve öğrenmeyi deneyelim diye tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar bu soruyla da testimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.